Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez Göbü Köyü Mahallesi Köyaltı sokaktayız. Yetkililer kısa sürede yapılacak yolunuz diye söylemelerine rağmen aradan geçen 3 yıl gibi bir zamana rağmen yol hala yapılmadığı için ve yolun da çok işlek olduğundan dert yanan yöre sakinleri bu konuyla ilgili olarak kendilerine söz verdikleri halde yollarını yapmayan insanlarla ilgili söyleyecekleri var. Önce sırasıyla yörenin sakini beyefendi sizi tanıyalım. Ben Göbü Köyü sakinlerinden Refik Ocak'tan 3 yıla yakın bir süredir duvarlarımızı yıktılar yol yapılacak diye. Beton mikserleri, kamyonlar, belediyenin özellikle belediyenin kamyonları genelde yaz ayları, şu anda kış biraz daha yapım onarım işleri olmadığından dolayı biraz daha seyrektir ama kapı açamıyoruz, pencere açamıyoruz, çamaşır asamıyoruz, dışarılara çıkamıyoruz. Çoluktan, çocuktan söyledikleri halde devamlı bizi defalarca kandırdılar. Bir beton dediler, bir asfalt dediler. Ünye Belediyesi yapacak dediler. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne attılar topu. Ama bir türlü Ünye Belediyesi'ne defalarca bizzat ben kendim görüştüğüm halde buraya gelip görüşeceklerdi, bakacaklardı. Verdikleri sözü yerine getirmediler. Bundan büyük bir şekilde mağduruz. Ünye'nin şu 8 kilometre yakınındaki bir yer 2023 yılında böyle rezil kepaze şekilde uğraşıp duruyoruz yani. O zaman son olarak siz yöre sakini olarak bu yetkililere Büyükşehir, Küçükşehir kim olsa olsun birisi mutlaka yapacak. Yapacak. Son mesajınızı verin. Son mesajım Büyükşehir'e şu buradan mesajım defalarca bizi kandırdılar. Bir türlü geldikleri yok buraya. Bir an önce bizim yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Tamam. Sizi tanıyalım. Ben Göbü Köyü sakinlerinden Galip Ocak'tan. Aynı ben de beraberiz, akrabayız zaten. Aynı 3 senedir bize de aynısını söz verdiler. Aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Arabalarımız mesela gelip giderken hep alttaki yerlere vuruyor. 3 senedir bu belediyenin mikserleri olsun, karşımızda bir yiğitler bir mikser santrali var, o da aynı öyle. O da beraber aynı bu yoldan geçiyorlar. Yolları mahvettiler ama kendileri söz verdikleri halde ben kendim de sordum. Konuştum kendilerine. Kaymakam dahi geldi. Ona dahi söyledim yani. Ama yapılacak dediler bize. Halen de girip bakacaklar. Şimdi saygıdeğer izleyenler, ben Sayın Ocaktan'a bir yardımcı olayım. Vatandaşın hizmetine soyunan ve vatandaşın oylarıyla göreve gelen tüm devlet yetkililerinin öncelikli ve asli görevi vatandaşının hayatını kolaylaştırmaktır. Yani onun yaşaması için, normal yaşaması için yolundan, suyundan, elektriğinden her şeyine yardımcı olmaktır diyorum ve son sözü size bırakıyorum. Ya bir an önce bir de hep suyumuz da var yani. Sadece yol değil, su da var. Su derdi de var. Doğru, Göbü Köyü'nün su derdi. Burada derdi var. Yolumuzu bir an önce yapılmasını istiyoruz yani. Şimdi yollar çukur halde. Evet. Arabalarımız var, gidip gelirken çukur, araba alta vuruyor. Zaten bu belediye mikseri de hep bunları mahvettiler kendileri. Bir an önce yapmasını istiyoruz. Peki. Size de teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım efendim. Evet. Ben bu köy altı sokakta duran Osman Ocak'tan böyle bir sıkıntımızı gündeme getirdiğiniz için, sesimizi duyurmak adına buraya geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Tabii olaylar bir hiyerarşik yapı içerisinde işler, devam eder. Olabilir. Aksamalar da olabilir ama benim en çok rahatsızlığım burada devleti, kaymakamı temsil eden köyümüzün muhtarı adeta sanki bizle dalga geçer gibi. En son olayda ben gurbetçiyim. Geçen sene 8. ayın sonlarında yine buradaydım. Ne olacak dedim. Tamam oluyor dedi. Hatta sanal alemde yine bir iki resim attı işte başladık falan diye. 2-3 kamyon çakıl geldi. Ondan sonra gelmedi bir daha. Ne oldu diye muhtarımıza sorduğum zaman yağmur yağdı. Yağmurdan sonra devam edecek dedi. Bu yağmur bir türlü dinmedi. Hala bugün 14 Şubat.
2023. Biz işte geçen sene Ağustos'un sonlarındaydı bu olayın vuku bulması. Tabii mesela evlerimizi işte çevre dönüşü yapacağız, yol geçmediği yapamıyoruz. İşlek bir yol, işte fıraktılar yıkık, duvarlar yıkık. Yani burada en çok özellikle benim mesela şahsen zoruma giden, burada yoksa kimseyle bir kan dağımız falan yok. Ama köyümüzün muhtarının yani bizleri bu şekilde bence dalga geçiyor. Eğer dalga geçmiyorsa, ciddi olsa olabilir. Bir aksaklık olabilir. Devlet işidir, hiyaç kapıdır. Gelip buradaki yerleşkide oturan insanlar demesi lazım ki, özür dilerim böyle bir şey oldu ama şundan dolayı da ertelenmesi lazım. Bu ilk değildi bu. En sonu söyledim. Böyle 4-5 sefer oldu. Bura başladı. Ben yurt dışına zaman zaman kendisini de arayarak söylüyoruz. Hatta yani dedi ki bizi kullan. Eğer bir üst merciye, bir üst makama, şu ana kadar hiçbir üst merci makama gitmedik çünkü hiyerarşik yapı var. Bizim muhatabımız Muhtar Efendi. Dedik bizi kullan, çoluk çocuk al bizi, gerekirse gidelim yani bir üst makama diye. Bu şekilde yardımcı olmaya çalıştık ama ben burayı ciddiye almayı düşünüyorum. Özellikle yetkililerin, sayın kaymakamımızın, belediye başkanlarımızın, yetkililerimizin bu konuya dikkatlerini çekmek istiyorum. Bir an önce burası olsun yani, olmazsa gerekiyor. Ayıp oluyor. Hem üyeye yakışmıyor hem büyükşehir yakışmıyor. Buranın böyle yıkık dağınık olması. Siz de gördünüz. Burada aşağı kadar fraktılar yok. Tek işte şurada bir amcaoğlu kendi fraktını tekrar kaldırmış. Ben şimdi yol yapılmadan fraktımı yapmak istemiyorum. Çünkü öte geldim, beri gittin denilir. Burada keza böyle işte çektik duvarları. Ben daha önce yaptım. Çevre dönüşü yapacağım. Yol yapamıyorum. Suyla dediler. Suyla ilgili sıkıntı var. Gurbetten geliyoruz. Su bir gün akıyor, üç gün akmıyor. O ayrı bir muamma tabii. Yani vatandaş olarak burada hakkımızdır bu. Burası mesela tapulu yerler. Kimse istimlak falan istemedi. Yeter ki yol olsun dedik. Ne kadar istiyorsa, ne kadar çekilmek istiyorsa muhtarın gösterdiği şekilde herkes fraktisini yıktı, çekti. Çok yerde frakt yok gördüğünüz gibi. Onun için bir an önce bu işin neticelenmesini istiyoruz. İstirham ediyoruz yani. Muhtarımızın bu tutumu göz önünde tutularak büyükler bize yardımcı olsun inşallah.